Bayıldım. Hakan'ın gırtlak. Evet. Hakan'ın evet. Değil mi? Evet. Evet. Hakan Altun'a buradan selamlar olsun. Selam olsun. Bir alkış alalım Hakan evet. Altun için. Güzel adamlar. Sevgili dostum. Alkışlayalım kardeşim. Anlat biraz kendini, neler yapıyorsun, nereden geliyorsun? 45 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Evet. Müzisyenim. Yaklaşık 29 senedir müzisyen. Çalıyorsun bir yerlerde, söylüyorsun. Çalıp söylüyorum evet. Kesinlikle çalıyorsun çünkü ayağın hiç durmadı. Öyle mi? Evet. Yani çok klasik olacak ama öncelikle müthiş bir kalabalık var. Birbirinden değerli 4 tane jüri üyesi var. Efendim? Ve bize çalan belki de Türkiye'nin en iyi orkestrasının önünde şarkı söyleyebilmek gerçekten heyecanlıyım diyor. Bu çok normal olarak düşünüyorum. Evet, Tarık Sezer ve orkestrasına kocaman bir alkış evet. Tekrardan. Bu arada Adem'in başından talihsiz bir olay geçmiş. Şimdi iyi durumu da galiba. İstersen evet Acun abi. Ben o bilgiye sahibim de sen anlat. 2017 yılında talihsizce bir sağlık problemini yaşadım. Bir anda sahnede işte neye uğradığımı şaşırdım. Ut çalarken düştüm. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldım. Ama ondan sonra 2,5 ay sonra C1'de omuriliğimde bir tümör oldu, ortaya çıktı. Kötü bir süreç yaşadık. Ameliyatımı yapacak doktor bulamadık aslında. İşin özü bu. Böyle anlatmam gerekiyor. Sonra çok kıymetli bir hocam, yaklaşık 18. beyin cerrahı, ona teşekkür edeceğim buradan. Yani belki izler, Necati Tatarlı hocama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Önce Allah'a, ondan sonra da ona borçluyum hayatımı. Burada araya girmem gerekiyor. Şimdi bahsetmek istediği, bana bilgi geliyor artık. Bundan sonra yarışmacılarımızla ilgili ön bilgi alıyorum çünkü. Ameliyatı yapacak doktor derken masraf olarak bir problem oluyor orada galiba. Acun abi, özel hastanelerde masraf oldu ama rizikosu çok yüksek bulunduğu için yapılamadı. Öyle bir durum oldu. Ama şimdi iyisin. Şimdi Allah'a şükür tekrar yürüyebiliyorum. Harika. Nefes alabiliyorum. Enstrümanlarımı çalabiliyorum. Süper. Ve şarkı söylemeye çalışıyorum tekrar. Büyük geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Zor işler gerçekten de sıkıntılı. Allah herkese şifa versin. Amin. Nerede hasta varsa hepsine şifa versin inşallah. Hadise, sen hemen döndün. Ben acayip beğendim. Yani inanılmaz bir ses. Ne bileyim, bazen böyle yorum bulamıyorum ama hissettim diyorsun. Çok çok güzel. Hatta beyaza döndüm. Çok iyi falan yaptım. Teşekkür ederim. Çok iyi. Yani çok iyi. Bir şey diyemiyorum şu an. Bir şey ekleyemiyorum. Bayıldım ya, bayıldım. Ben Hadise bana çok iyi dediği için döndüm. Aa. Teşekkür ederim. Çok iyi değil, değil mi? Bir şey yani. Yok yok, gerçekten çok, çok iyi. Teşekkür ederim, sağ olun. Baştan sizlerden sona bunları kadar duyabilmek gerçekten benim için mutluluk verici. Yani duygusu da yerindeydi, her şey, nameleri yerindeydi. Böyle aktı gitti şarkı. Söyleyebilir mi? Sana Hakan Altun'a sesin çok benziyor falan diye. Abi evet, deniyor. Zaten iki sınıf vardı aramızda. Hakan'la. Tanıştın öyle mı? Hakan... Tabii tabii. Ben de 11 yaşında konservatuara gittim. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda. Sonra görüştünüz mü? Tabii. Görüşüyoruz. Süper. Harika. Görüşüyoruz. Ama bu beni hiç rahatsız etmedi, biliyor musun? Yani Hakan'la tanışmadıysan tanıştırabilirim. Yok abi. Arkadaşız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyi. Vay çok be. Sevdim. Ya, ilişkine ilerletmek istiyorsan yardımcı olabilir yani. Daha sarılmamak istersin. Acun tabii Bey, öyle demek istemedim, anladım Bey, biraz daha. Acun Bey, bir blok da size koyarım da sizin blok şeyiniz yok burada. Keşke sizi... Hakikaten ne eğlenceli olur. Hakan da söyledi yani, şey olsun, buluşturun. Yok, tanışıyorlar abi, biliyorum. Hakan adamım ya. Harika adam, valla. Pırlanta gibi adamdır yani. Evet, bu ülkenin en kıymetli evet, ses sanatçılarından ama ben daha iyi tanırım. Ve senden müzik daha adamlarını. Iyi yani senden daha iyi tanırım artık. Tabii ki daha iyi tanırım. Daha iyi arkadaşımdır. Tabii ki. Kesinlikle. Ya Hakan çok enteresan bir şey, senden daha fazla sever beni, onu da söyleyeyim. Ben de sizi seviyorum Beyaz abi, öyle demeyin. Gerçekten. Şaka yapıyorum, harikasın abi. Allah razı olsun. Acun söylesin ne istiyorsa şimdi, buyursun. Hadi bakalım Acun.
Kes raconu. Hakan'ı ben de tanırım. Ama tabii ki sevgili Beyaz kadar değil. Ben çok iyi tanıyorum. Evet, benim bayağı... Peki. Çok iyi. Evet, iki aday var. Hadise ve Beyaz. Evet. İyi düşün. Önce sebebi, sonra kararın. Dediğim gibi biraz önce de söyledim. Dört tane birbirinden değerli. Türk insanının gönlünde taht kurmuş jüri üyesinin karşısında şarkı söylemek zaten başlı başına bizim için çok önemli ve heyecan verici bir durum. İnanın hiçbir şekilde birisi döner veya ben onu seçerim diye bir düşünceyle gelmedim buraya. Sadece yapabileceğimin en iyisini yapıp buradan alnımın akıyla gitmek için geldim. Muhtemelen hiçbir sebebi yok. Ama ben Hadise diyorum. Hadise diyor. Evet, Hadise'nin takımına giriyor. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz takımıma. Hakan beni daha çok sever. Onu söyleyeyim de. Merhaba. Tebrik ederim, merhaba. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Sağlığınıza tekrardan dönmüşsünüz. Şükürler olsun. Ne mutlu size diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Neler hissediyorsunuz? Şimdi bir sebebi yoktu dediniz ama mutlaka vardır bir şey, bir his, bir düşünce. Seçimle evet, dolayı. Evet, seçimle ilgili. Yani orada da tekrarladım. Buraya katılmak zaten başlı başına bizim için Türkiye'nin en büyük sahnesi. Bir müzisyen için, bir solist için. Burada bu insanların karşısında, tüm Türkiye'nin karşısında şarkı söyleyebilme şansını bize verdiği için tüm Acun Medya'ya teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani yine dönersem oraya gerçekten hiçbir sebebi olmadan Hadise dedim. Yolunuz açık olsun inşallah. Eminim çok güzel olacak her şey sizin için. Bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.